En Amanat Benim'den büyük finallerine herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, sizlerin de bizlerin de heyecanla beklediğimiz an geldi. Birazdan kim kime kaç puan vermiş, görüşürüz, haksızlığa uğradınız mı uğramadınız mı, her şey ortaya çıkacak. Ama ondan önce Nazlı Hanım'a küçük bir çiçek gelmiş efendim, yeğeni göndermiş. Çok şöyle göster. Oğlum mu göndermiş? Canım, yeğenim. Yeğenim Canım mi? Cansu. Gül, eğlen, mutlu ol, unutma Leyloş'um. Acılar geride, mutluluklar gelecekte saklı. Sen her şeyi yenmiş kraliçesin. Bu yarışmayı da kazanacaksın. Biz sana inanıyoruz. Şampiyon ol, gel. Kadere ve dış sese sevgiler. Çikolata onların afiyet olsun. Canım. Çikolata içinde mi? Aldınız mı dışarıda çikolata? Teşekkür ediyoruz Canan Hanım efendi. Son dakika geldi. Onu da şöyle bırakalım. Evet. Çikolatalarımızı da unutmayalım arkadaşlar. Evet, şimdi. Ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak. Çıksın. İlk gün yarışmacımız Ali Bey'di. Evet. Ali Bey, hazır mısınız? Hazırım. Puanlardan önce etabın birincisini açıklayacağım. Evet, evet, biliyorsunuz ki Ocak etabımız vardı. Hızlıca açıklıyorum. Ocağı en iyi şekilde, en hızlı şekilde, en güzel şekilde temizleyen yarışmacımız. Yani etabın birincisi, yani sürpriz hediyenin sahibi 5, 4, 3, 2, 1, Nazlı Hanım. Temizledi efendim. Yemin ediyorum Nazlı Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evinin dibisini, köşesini süpürürsün artık. Elemini, kederini atarsın. İhtiyacım da vardı. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Yeni ev hediyesi gibi oldu sana da. Evet. Etap birincisini açıkladık. Şimdi sıra geldi puanlara. Ali Bey, hazır mısınız? Hazırım. Bakalım arkadaşlarınızdan kaç puan aldınız? Evet. Nefesler tutuldu. İlk gün yarışmacımız Ali Bey'e Ümmühan Hanım puan olarak 3 puan vermiş. Beklediğim puanı ben onda. Şaşırmadın. Aynen. Serpil Hanım 3 puan vermiş. Evet. Bekliyor muydun yine? Yani standart. Nihal Hanım 3 puan vermiş. Ali Bey Nazlı Hanım'dan 2 puan almış. 2 puan. Evet. Sebebini sorabilir miyim ya Nazlı Hanım'a, merak ettim. Sebebini? Evet. Gördüler zaten sebebini. Yani beğenmediğim şeyler vardı, verdim. Balık yaptığım için. Ama puanı da ikilik değildi. Değildi. Bana göre değildi. Değildi. Verseydiniz 5, verseydiniz 4 yani. Ben kimsenin 3'te 3 verdim. Yok, sana güvenmedi. Hakkı 3'tü. Evet, Ali Bey toplamda 11 puana ulaştınız. Evet. Elinize kolunuza sağlık sizin de. Birazdan benim puanlarım da üstüne gelecek. İkinci gün yarışmacımız Ümmühan Hanım. Evet. Ümmühan Hanım, Ali Bey'den 3 puan almışsınız. Teşekkür ederim Ali. Sağ olun. Serpil Hanım'dan 4 puan almışsınız. Teşekkür ederim. Ben hakime. Teşekkür ederim. Kafamı yastığa koydum mu rahatıyım olayım. Teşekkür ederim. Canım benim ya. Nihal Hanım'dan 4 puan almışsınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nazlı Hanım'dan 4 puan almışsınız. Teşekkür Bravo. Ederim. Toplamda 15 puana ulaşmış Ümmühan Hanım arkadaşlarından aldığı puanlarla. Evet. Bekliyor muydun evet. Nazlı Hanım'dan 4 puan ya da Serpil Hanım'dan 4 puan? Gerçekten beklemiyordum. Teşekkür ederim. Serpil Hanım'a geliyoruz efendim. İzmir'den gelen yarışmacımız. Evet, Serpil Hanım Ali Bey'den 2'dir. 3 puan almışsınız. Ay, teşekkür ederim. Ümmühan Hanım'dan 2'dir. 2 puan almışsınız. İkilik Zahmet miydi yemekleriniz? Asla değildi. Şey, birinciliği oynadığı için. Hayır, İşte asla. Bakın ben bu yüzden adaletli bir insanım. Ama ben ne dedim? Ben ordövr tabağı yaptığım bak, için... Bak bana bakma, Serpil Hanım söyle. Ordövr tabağı yaptığım için, çok eleştirildiğim için... gerçekten hani ben de sizin çorbanızı eleştirdiğim için böyle bir puan verdim. Ben yok, de zaten... Birinciliği oynamışsınız. Misilleme mi yaptınız? Ama benim hayır, puanı... Hayır, misilleme yapmadım. Ama şu an öyle bir yorum yaptın. Evet, öyle aynı. Benim günümde ordövr tabağını eleştirdiğiniz için... Ben de gününüzde çorba tabağını eleştirdim. Evet, yani o ona göre puan verdi. Hayır, değil. İnşallah. Yani çorbası kötü gece. Müydü peki Serpil ben Hanım? Ben çok rahat uyuyorum. Efendim? Serpil Hanım'ın çorbası kötü müydü? Ya o kadar değil ama yani ben çok şey yapamadım. Yani davet menüsünü uygun bulamadığım için böyle bir puan verdim. Evet, Serpil Hanım Ali Bey'den 3 puan, Ümmühan Hanım'dan 2 puan, Nihal Hanım'dan 3 puan almışsınız. Nazlı Hanım'dan 2 puan almışsınız. O da beklediğim bir puan. Bekliyor zaten. Muydun 2 evet, puan? Evet, bekliyordum. Toplamda 10 puana ulaştı. Ellerinize sağlık. Teşekkür Nihal ederim. Hanım'a geliyorum. 4. gün yarışmacımız. Evet Nihal Hanım, Ali Bey size 3 puan vermiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ümmühan Hanım 2 puan vermiş. Tabii ki. Teşekkür ederim. Birinci oynamak için.
Hayır, ben sizin verdiğiniz puanları bilmiyordum ki. Açık oylama olsaydı puanlamaya... Hayır, herkese... Bak, işte bak şimdi bir dakika, herkese ikiyi yapıştırmışsınız. Hayır, ikiyi yapıştırmayı da iki verirdim ben. Ben birinci olacağım demek. Ben şaşırdım, vermemezdi. Çok şaşırdım Satya. Yani Nazlı'nın sen Nazlı'nın zaten beklediğim bir puandı o. Çünkü ben kendini belli ediyordu. Nazlı Hayır. Hanım'ın puanını söylüyorum efendim. Evet, Nihal Hanım'a Nazlı Hanım 2 puan vermiş. Şaşırmadık. niye var? Bazen yoktu. Evet, bazlama. Bazlama yoktu. Bazlama nasıl yoktu ya? Sadece evet. isimden dolayı... Hayır, olamazdı. Hayır, isimden dolayı mı sadece? Ne oldu yalnızın haşlanmış? Sadece isimden dolayı mı? Başka bir şey demiyorum size. Sadece isimden dolayı mı? Yani ben Adana'da bazlama deniyor ona. O zaman... Siz de öyle yaptınız. Yok, Denizli'de kömbe deniyor. Şurada böyle deniyor dediniz. Ne olsun dediniz. Bile haşlanmış nohut kullandınız. Kendiniz haşlasaydınız. Ya biz de keşke haşlasaydık de. Birinciye gitseydik. Ben kafamı yastığa güzel koyacağım bana. Güzel bir strateji yaptılar. Aynen. Evet, çok güzel oynadınız. Ben ne oynadım? Çok güzel. Arkadaşlar, hep birazdan konuşmayalım. Nihal Hanım'a Serpil Hanım puan olarak 4 puan vermiş. Çünkü hakkı oydu. Ne oldu? Şimdi Serpil Hanım bunu yemeğin de menüsünü, onun menüsü bilmedi Allah aşkına. Beğendi. Tabii şimdi bir dakika ikileri beğendi. Doldurdunuz ya. Hayır. Şimdi konumaya geçtim. Bu hafta benim masamda sunumumu gördüğünüz kadar hiçbir sunum görmediniz. Şimdi doğru yapmayın ya. Bir tek sunuma bakmıyoruz. Tadıma da bakıyoruz. Hayır. Tadıma da bakmıyor bu yaşamada. Tadı kötü müydü? Orada tamam, komple tuzsuzdu. Zeytinyağı sarmağı yediniz. Zeytinyağı tadı geliyordu. Sarmanın yaprağı yumuşaktı. Niye yorum yapmadın? Beğenmedim benim zaten ben. Niye? Sakin ol, sakin, bağırma. Hayır. Yemeklerde sizin bu kadar kendinizi met ettiğinize ve şefe yakışacak bir ben çok değişik bir şey bekledim sizden. Ne beklediniz? Şefim diyorsun. Portakallı ördek mi yapsaydım şunu, size? Yok canım, kuzu çevirseydim. Yapsaydınız. Neden 4 verdiniz? Şeflik portakallı ördekle mi belli oluyor? Hayır, ben adaletli olduğum için verdim. Şimdi bakın, şimdi Nazlı Hanım da burada şu an haklı durumda. O zaman diyor niye 4 verdiniz? Yani, siz şimdi Ünvan Hanım'ın yemekleri bakın, kötüydü de hayır, siz niye 4 puan verdiniz? Hayır, ben 4 verdim, açıklayabilirim. Pardon. Ben? Emeğe çok saygılı. Tamam, şunu soruyorum. Ümmü Hanım'ın yemekleri 4'ü hak etti mi size göre? Beğenmediğiniz ne vardı? Bak, lezzeti güzeldi. Tamam, 4'ü hak etmedi de siz kendinizden mi 4 verdiniz? Hayır, hayır. Ben fazla puan verdim demiyorum. Tamam, onların verdiği puanlı şey yapıyorum. Hayır, şimdi yemekleri kötüymüş de sanki siz çok puan vermişsiniz. Hayır, onun için sorguladım. Değil Kadir Bey, benim demek istediğim ne biliyor musun? Şefim diyor ya, şef olarak hani daha başka bir tatlar da olabilirdi. Anladım, peki. Nihal Hanım toplamda 11 puana ulaştı. Ellerine sağlık. Evet, gelelim bir diğer isme. Evet, 50.000 TL'ye veda eden bir diğer isim toplamda 16 puanla maalesef ki aramızdan 50.000 TL'ye veda eden bir diğer isim toplamda 16 puanla 16 puanla 50.000 TL'ye veda eden Ene Marat Benim'deki bir diğer isim maalesef ki Nihal Hanım oluyor efendim. Aynen, biliyordum. Nihal Hanımcığım, toplamda 16 puana ulaştınız. Arkadaşlarınızdan 11 puan. Benden temizlik için 3, maalesef ki yemek için 2 puan aldınız. Toplamda 16 puana 16. ulaştınız. Mutfakta bayağı heyecanlıydınız. Yani inanılmaz heyecanlıydınız. Evet. Elinizden geleni yaptınız. Yorumlarımda tek bir röportajımı yaptım. İzleyeceksiniz. Yine de ellerinize sağlık diyorum. Evet, toplamda 17 puanla Ene Marat Benim de bu hafta 50.000 TL'ye veda eden bir diğer isim maalesef ki toplamda 17 puanla... Toplamda 17 puanla Ene Marat Benim'de bu hafta 50.000 TL'ye veda eden bir diğer isim maalesef ki toplamda 17 puanla... Söyle. Hadi söyleyin. Toplamda 17 puanla Ene Marat Benim'de bu hafta 50.000 TL'ye veda eden bir diğer isim maalesef ki Ali Bey oluyor. Evet, Ali'cim. Ellerine kollarına sağlık. Arkadaşlarından 11 puan aldın. Benden yemek için 3, temizlik için 3, toplamda 6 puan aldın. Teşekkür toplamda ederim. 17 puan ulaştın. Teşekkür ederim. Seni de cesaret için tebrik ediyorum. Sağ olun. Eline koluna sağlık. Sağ olun. Evet, son iki isim. Ümmühan ve Nazlı. Evet. Ne hissediyorsunuz? Hiçbir şey. Şu an heyecanlıyım. Şimdi Nazlı Hanım da etapta birinci oldu biliyorsunuz ki. Evet. Etap puanı da çok etkili. Tabii ki. Puanlamada onun için hep söylüyorum etapta aman hızlı olun. Hazır mısınız? Hazırız. Son iki isim kaldı. Bilmiyorum artık son ikiye kalacağınızı düşünüyor muydunuz Ümühan? Ben düşünüyordum sonuna kadar, kendime inanıyorum zaten. Puanlardan emindin galiba arkadaşlarım. Yok, kendimden emindim. Ne yapacaksın 50.000 TL'li?
Yani bir takım borçlarım var. Kızımla tatile çıkmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Kızını tek başına büyütüyorsun. En son öyle anlatmıştın. Evet. Nazlı abla. Verdiğim puan helal olsun. Aynen. Sen ne yapacaktın 50.000 TL'yle? Benim de ihtiyacım var. Zaten sana anlatmıştım. Evet, sağlıkla ilgili yani, problemlerim vardı. Onlara kullanacaktın. Yani ikisi de aslında çok iyi yerlere hayırlısı gidecek. Hayırlısı. Kime kısmetse o olsun. Biz burada eğlenmeye geldik. Arkadaş olduk. Güzel güzel günlerimiz geçti. Çok güzel eğlendik. Aynen. Çok güzel eğlendik. Para mara boş bence hiç. Bence de. Kim kazanırsa helal boş olsun. Ne oldu Ümmühan? Çok heyecanlandım. Heyecanlandı mı? Kızım mı aklına geldi? Kızım aklıma geldi. Babaannem aklıma geldi. Babaannen niye aklına geldi? Onun ismi. O hep benimle gurur duyardı. İki sene önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. O aklıma geldi. Eğer şu an yaşasaydı eminim o da şu an televizyon başında 50.000 TL'nin sahibini bekliyor olacaktı heyecanla. Buraya katıldığın için seninle gurur duyacaktı ama şu an bence, kızın izliyor en azından. Evet, kızım izliyor. Kızım dua ediyor her akşam. 7 yaşında ama. Her şeyi birlikte yaptınız bu zamana kadar. Her şeyi birlikte yaptık. Elimden geldiğince her şeyi ona yapmaya çalıştım. Kendimden ödün verdim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Efendim Nihal Hanım, buyurun. Ben mesela kendimden sonra gerçekten bütün yürekliliğimle söylüyorum, Ümmühan Hanım'ın kazanmasını istiyordum. Çünkü Ümmühan Hanım tek başına kızıyla mücadele ediyor. Hani böyle bu 50 bin ona çok güzel bir destek olacaktı. Sen niye o kadar laf saydın Ümmühan'a? O da... Niye o kadar laf saydın? Ümmühan'ı kazanmasın. Şimdi ağladığını görünce duygusal ulaştı bak o da hemen. Ben eve ya röportajımda göreceksiniz. Gerçekten bak ben bütün ben yüreğim, benim yüreğim ağzımdadır bak. Vallahi yüreğim ağzımda hep. Yüreğin ağzında mı? Yani böyle içimden... Kız o korkudan dolayı olmuyor mu? Hayır, içimden geçen her şey ağzımdadır yani. Her şey dilimdedir dedim. Bak, ben eve gittim ya bana sordular dediler bugünkü bayan ne yemeği yaptı. Dedim ki ben çok beğendim dedim bu puanı verdim. Teşekkür. Sağ ol canım. Kadir Bey ben hep söyledim. Ben masadaki herkesin... Ümmühan ben de sana bir şey söyleyeceğim. Hazır mısın? Hazırım. Nazlı abla sen de hazır mısın? Hazırım. Ümmühan hazır mısın? Açıklıyor. Birinci sen oldun Ümmühan. Kızımla çok güzel günler geçirin inşallah. Hadi bakalım şöyle verelim efendim 50.000 TL'nizi. Ay çok bunu takma istiyorum. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.